Ücretsiz PlayStation oyunlarıyla ilgili ikinci video bu. İlk 10 oyunluk videoya açıklama kısmına ulaşabilirsiniz. Bu videoda da yine 10 oyun var. Apex Legends benim Battle Royale oyunları arasında en çok oynadığım oyun. İlk çıktığında her gün oynuyordum. 60 kişilik bir haritada 3 aylı takımlar halinde mücadele ediyorsunuz. Oyun Titanfall'la aynı evrende geçiyor. Hatta zaman olarak Titanfall 2'nin 30 sene sonrası. Her karakterin birbirinden farklı yetenekleri var. Bu türdeki diğer oyunlardan nedense bana biraz daha iyi gelmişti. Warframe yüzlerce saat oynayabileceğiniz başarılı bir oyun. Ücretsiz çoğu oyunun aksine güzel bir hikayesi var. Türkçe dil desteği var ve PlayStation 4'ün ilk oyunlarından olmasına rağmen sürekli güncelleme ve iyileştirme yapıldı. Oyun bayağı ayrıntılı bir oyun olduğundan rehber videoları izlemenizi tavsiye ederim. Atmosferi de güzeldir. Life is Strange. Seçimlere dayalı güzel hikayeli bir oyun ancak maalesef ilk bölümden sonrası için satın almanız gerekiyor. Yine de demo değil de free to play başlığı altında bu oyunu görünce paylaştım. Ben hikayenin tamamını çok beğenmiştim. Zamanı geri alabiliyorsunuz. Aynı olayların farklı farklı sonuçlarını görebiliyorsunuz. Biraz Detroit Heavy Rain gibi ama onlardan biraz daha farklı. Kid Amnesia bu oyun aslında exhibition yani sergi olarak geçiyor. Bir nevi yürüme simülasyonu diyebiliriz. Adını Radiohead grubunun Kid Amnesia albümünden alıyor. Zaten oyunda ilerlerken çalan müzikler de bu albümden. 2 saat civarı bir oynama süresi var. Ücretsiz oyunlardaki Battle Royale konseptinden farklı bir şey ararsanız Kid Amnesia'ya da göz atabilirsiniz. Dead or Alive 5 Last Round Core Fighters. Dead or Alive'ın hikaye modu kilitli karakter seçeneği de kısıtlı olan versiyonu. Karşılıklı dövüş oyunu sevenler bakabilir ama yine de çok bir şey beklememek lazım. Crossout yakın zamanda videosunu paylaşmıştım. Carmageddon tadında takımlar halinde oynanan ekiplerin birbirini parçalamaya yok etmeye çalıştığı bir oyun. Fena bir oyun değil. Girip biraz kafa dağıtılabilir. Bakarsınız sarar sizi ve devam edersiniz. Super Bomberman Online eski arcade efsanelerinden bir tanesi olan Bomberman'in online versiyonu. Bu oyunun seneler evvelki ilk versiyonu 72 saatte yapılmış, 72 saatte ortaya çıkartılmış. Oyuncuların bomba bırakarak birbirini patlatmaya çalıştığı bir oyun. Tabii bu sırada kutuları açtıkça sizi geliştirecek şeyler buluyorsunuz. Mesela işte bombanızın menzili daha uzun oluyor gibi şeyler. Racing Bros zamanında deneyip bayağı kötü bulduğum bir oyundu. Yani grafikler tamam iyi değil ama o zaman oynanışı keyifli hale getirmek gerekirdi diye düşünüyorum. Oyunun fiziği de biraz sinir bozucu. Yani virajlarda böyle arabaların devrilip durması. İlk çıktığı hafta denemiştim bu oyunu. Yani çok zaman geçti üzerinden. Yine de ölümüne bir yokluk içindeyseniz bu oyuna bir göz atabilirsiniz. Dauntless, PlayStation mağazasında denediğim ücretsiz oyunlar arasında en başarılılardan bir tanesi. Oyunda cross platform desteği var. Yani PC ve diğer konsollardan arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Biraz Monster Hunter World'e benziyor. Grafikleri ise ben Fortnite'a benzetmiştim. Dinozorları ve yaratıkları kesip karakterinizi güçlendirdiğiniz, yeni yeni silahlar edindiğiniz güzel bir oyun Dauntless. Ve son olarak Call of Duty Warzone. Bu oyunu ilk çıktığı gün indirip videosunu paylaşmıştım. Sanırım 100 GB civarıydı boyutu. Çok büyük bir haritası var ve en popüler Battle Royale oyunlarından. Bayağı bir hilecilerden şikayet vardı bu oyunla ilgili ama galiba onun önlemi alınmış. Yani hemen hemen herkes bu oyunu duymuştur ya da denemiştir diye düşünüyorum. Mobil versiyonu da var. Önümüzdeki ay için yine 10 oyuna yer vereceğim serinin 3. videosu gelecek. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.